Saygıdeğer izleyenler, Türkiye'de, Ünye'de, genelde gün geçmiyor ki insanlarımız gerek kişisel alışverişlerinde gerekse yasayla kurulmuş televizyonlardan yaptığı alışverişlerde sürekli dolandırılıyorlar. Halbuki bu konuda devlet genelde yaptığı reklamlarla halkını uyandırmasına rağmen insanlarımız dolandırılıyor. Televizyonun birinden bir miktar para vererek, nakit ödeyerek telefon almış kardeşlerimizden bir tanesi bu uğurda yaşadığı mağduriyetini kısaca ülke ve Ünye kamuoyuyla paylaşmak istiyor. Önce sizi tanıyalım. Adınız, soyadınız. Celal Kuşluoğlu. Evet. Ünyelisiniz. Evet. Zaman zaman Ankara'da, zaman zaman da memleketi Dünya'da ikamet ediyorsunuz çocuklarınız evet, için. Evet, kışın Ankara'dayım, yazın buradayım yani. Peki Sayın Kuşluoğlu, elinizde bir telefon var. Evet. Tahsilat Kargo, Aras Kargo'dan gelmiş, evet. Aras Kargo üzerinden. Evet. Sizi hangi kanaldan, kimler, nasıl paranızı alıp karşılığında ödediğiniz paraya rağmen çocuk oyuncağı şeklinde bir telefon gönderdi? Kamuoyuna söyler misiniz? Ben Vatan TV'yi açtığımda bir telefon reklamı vardı orada. Hanım dedi ki bana, bir tane bana telefonu alır mısın dedi bana. Bundan dedi bir tane alalım dedi. Evet. Alalım hanım dedim. Ve telefon ettim, sipariş verdim. Gelen telefon bu. Kaç liraydı fiyatı? 99 lira. Kargo ile birlikte 114 lira fakat benden 115 lira aldılar. Bildiğimiz 115 lira. Evet. Aldılar. Ama karşılığında gelen telefon bu mu? Bu. Fakat bana akıllı telefon diye orada reklamda akıllı evet. telefon diye gösterdiler. Ama tuşlu telefon gönderdiler. Tuşlu, bu da oyuncak, bu da şarj almıyor. Çalışıyor. Bunu hiçbir prize sokamıyorum, girmiyor yani. Tamam. Şimdi buradan senin gibi bu şekilde mağdur olmuş insanlara ne söylemek istersin? Bu kanallara güvensinler mi? Kesinlikle. Güvenmesinler. Kesinlikle güvenmesinler. Benim başıma geçti. Kimsenin başına geçmesini istemem yani. Evet. Kimsenin aldanmasını istemem. Aldanmasın milletimiz. Peki. Teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer izleyenler. Özetlemek gerekirse yasal olarak kurulmuş bu kanalların haber, magazin nitelikli ve millete faydalı olmak için çalışanları zar zor geçinirken bu malzeme satarak, insanları kandırarak televizyonların ayakta nasıl durduğunu siz saygıdeğer ülke ve Ünye halkının yorumuna bırakıyor, saygılar sunuyorum.